Tabii o, o devre, de rahatlatıyor çünkü. Tabii, devre arası gitti hocam yani. Filip Koku derken o devre arası gitti. Sonra Ser Ersun geldi tabii. zaten. Tabii. Evet birazdan Beşiktaş'taki son duruma da bakacağız ama bir de Beşiktaş'ın muhtemelen 11'ini görelim. Hazır orta sahalara odaklanmışken. Tabi ki Ersun yani tabii, gönlündeki ya gönlündeki... Bu, bu kadronun üzerinden... Kadro bu değildir. Bu da Beşiktaş'ın sahaya çıkması beklenen 11'i. Bu da Abdullah Avcı'nın gönlündeki... ...savunma göbeği değildir ama Atiba Elneni bir performans yakaladı. Laiç onlara ayak uyduruyor mu? Diye bir istikrar ya, yakaladı mı tartışılır. Ya bir de onu söyleyeyim. Victor Ruiz de Enkudu ikisi ama, de iyileşti yani Ama oynatılma bilmiyorum. Ruiz'i Ruiz oynat, oynatabileceğini evet. düşünüyorum ben. Belki, ee, belki kadroya alacağını Olabilir. Enkudu'yu mutlaka yani, sonra hamle yapacağını bu düşünüyorum. Bugüne düştü ya bir türlü yani Değişik bir oyuncu evet tipi. Oyunu değiştirecek oyuncu tipi oyunu değiştiremiyor. Güçsüz. Ben de çok beğenirdim ama. Ya, oyuncu güç. değiş, Oyunu değiştirecek oyuncu tipi ama güçsüz. Doğru. Ben neden güçsüz bilemem. Bir de tuhaf bir hırsla beraber güçsüz. Böyle bir gerilim de var evet. çocuğun üstünde. Eskiden daha da huzurluydu. Evet. Huzurlu ve iyi oynuyordu. Sonra birden gerilmeye ve kötü oynamaya başladı. Güç güç olarak da dediğin gibi çok dikkat çeken e, böyle çok özür dilerim. Tabirimi maruz, maruz görün Bir oyuncuyu bir oyuncuya benzetmek yanlış bence de. Hani böyle Oğuzhan Vari'ye iyileşmeye başladı. Evet. Zaten e, Max Cruze ile ikisi, yani ademler iki tarafta da maçı aslında çözecek oyuncular. Çok kaliteli, oyun zekaları yüksek. Araya bırakıyorlar, şut atıyorlar. Hani normalde oyunda olsalar, takıma katkıları daha iyi olsa ikisi de maçın sonucunu değiştirebilecek oyuncu. İkisi yani de ben olsun. aslında ikisinden de bu maç birinden biri maçı alabilir. Kuruşen'in de Öyle de, de, de Ama... Sakatlıktan döndü. Form yakalayamadı hocam. Pek bir sakatlık görmedi. Hafta gene bir şey dedilerdi. Bir yerde okudum hocam, ama doğru. ile yani. ilgili ardı ardında gece hayatı ile ilgili açıklamalar çıktı. Onun, onunla karıştırıyor olabilir mi? Bazıları da belki yani bir Oca sakatlık vardı diyorlar. da. <laughs> yani bahsettiğin Bazıları gibi. Bazıları da Ersun Hoca belki ikinci yarı oynatılmayacak falan diyorlar. Yani öyle de olabilir ama bence kesinlikle Mansur'un oynaması lazım. Ne olursa olsun. Yani iç sahada kötü oynayabilir. Çok faydası olmamış olmuyor ama her zaman o adam iş yapacak bir adam. Yani böyle bir maçta da kendini göstermesi lazım Aynen. bu tip oyuncuların. Böyle maçta o oynamayacak ne zaman ne oynayacak? Zaman oynayacak. Bana Yıldız oyuncu büyük maç alacak hocam. Adem'le için de bu geçerli. Max Cruz için. Şimdi al gel dön maç. Ya, Birinizden biri ön plana çıktı mı maçı alırsınız. zaten. Ya bir de Adem Leyş ile işte, Max Cruze'nin mesela kötü oluşu neye o etkiledi evren? İşte Beşiktaş 27 puanda, Fenerbahçe 25 puanda. Yani koy üzerine 5'er puan veya 6 puan koy ikisi iyi olsaydı daha farklı bir Puan taşı olurdu Golleri mutlaka. Fenerbahçe'nin mu? de Beşiktaş'ın. Kimi kimin? Adem'le işte Max Kruse'nin golü ee, var mı? Ee, Max Kruse'nin bir, bir golü var. Bir golü var. Bir golü Lik'te var. Dikte mi efendim, Lik'te Lik'te. attı efendim Dikte, attı. Ondan sonra e, boş kaleye rodur attırdı ya farklı. Evet. Gençler, içinde Daha bir golü var, var. galiba. Yani. Normalde hocam bu oyuncuların en az 4-5 gol atması lazım hocam. 15. 16. haftaya geliyoruz. Yani bir orta saha olarak. Belanda'nın da 3 golü var. 3'ü de penaltı yalnız. Ya Onu bir da de evden ne biliyor musun? Belanda zaten kötü oynuyor. Ona bir şey demiyoruz. Ama bunlar bu takımın içerisinde transfer olarak etkili oyuncular olunca e, şampiyonluğu oynarken... Buyurun Kuruze'lere ile için performansı arkadaşlarımız hemen karşılaştırmasını Beşer ekranlara yansıttılar. Beşer asist birer gol ama biri 14 maç biri 10 maç sakatlığın etkisi var Kuruze'de maç eksiğinde. E, maç başına 2.7 şut çekiyor Kuruze. Layic 1.4 şut çekiyor. Başarılı paslarda e, yakın birbirine e, kilit pas... 2.2 1.8 uzun top 1.1 0.3 biraz farklı bir, bir kere Adem'le hiç bu e, özellikle mesela ilk 15 dakika 15 haftalık performansı değil mi Serkan bu geçen evet, seneki evet. performansı ile yakından uzaktan evet. ilgisi yok hocam çok kötü geçen olur, geçen seneye göre şu bizim çok kısa bir aramız var ya tabii, onu tabii, tabii. çok kısa bir aramız var Takım oyunu devam ediyor sayın seyirciler. Şimdi biraz daha Fenerbahçe'nin rakibine odaklanalım ilk bölümümüzün sonlarında tamamen Fenerbahçe'ye yönelik analizlerimizi yapmıştık. Şimdi de biraz deplasmanda oynayacak Beşiktaş'a odaklanalım ve işte Abdullah Avcı'nın talebelerinin son durumunu arkadaşlarımız mercek altına aldı. İzleyelim. Teknik direktör Şenol Güneş'e yollarına ayıran Beşiktaş, 2019-2020 sezonuna teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde girdi. Adem iş dahil olmak üzere 8 futbolcuyu kadrosuna katan siyah beyazlar. Aralarında Kovarejma, Geri Medel, Adriano gibi deneyimli isimlerin de bulunduğu 11 futbolcuyla ise yollarını ayırdı. Abdullah Avcı ile yeni bir yapılanmaya giden siyah beyazların Süper Lig'deki ilk sınavı ise Demir Grup Sivas karşılaşması oldu. Siyah bu müsabakada sağdan 3 sıfırlık farklı bir mağlubiyetle ayrıldı. Aldığı ağır yenilginin şokunu yaşayan Beşiktaş, yeni sezonda taraftarının önüne ise ilk kez Göztepe karşısında çıktı. Siyah beyazlar İzmir ekibini 3 0 mağlub ederek Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı. Galibiyet serisi yapmak için 3. haftada Çaykur Rizespor'la karşılaşan Beşiktaş, evinde oynadığı mücadelede sağdan bir birlik beraberlikle ayrıldı ve Vodafone Park'ta 2 puan bıraktı. Dördüncü haftada Gazişehir Gaziantep deplasmanına çıkan siyah beyazlar 6. dakikasında 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçta sağdan 3-2 mağlup ayrıldı. Siyah beyazlar Gazişehir maçının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde sahne aldı. Avrupa'da ilk sınavına Slovan Bratislava ile deplasmanda oynadığı maçta veren Beşiktaş büyük hayal kırıklığı yarattı. Siyah beyazlar bütçe olarak kendisinden çok geride olan rakibine 4-2 mağlup oldu. Bu mağlubiyet sonrası teknik direktör Abdullah Avcı ve Başkan Fikret Orman yoğun şekilde eleştirilmeye başladı. Tepkiler ve protestoların gölgesinde Süper Lig'in 5. haftasına giren siyah beyazlar Medipol Başakşehir ile bir bir berabere kaldı. Maçın büyük bölümünde yönetim protesto edildi. Yaşananlar üzerine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman düzenlediği basın toplantısında görevini bıraktığını açıkladı. Demek ki bir kan değişikliğine ihtiyaç var Beşiktaş'ta. Benim me mevcutiyetim Beşiktaş'a zarar vermesini e görüyorum. Çünkü şu andaki negatif hava e çoğunlukla benim üzerimden gidiyor. Ben e yarın olağanüstü e Beşiktaş Yönetim Kurulu'nu toplayacağım. Büyük bir ihtimalle Tevfik Bey'le de konuşacağım Divan Başkanımızla ve Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum. Beşiktaş 6. haftada deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldu. Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan siyah beyaz ekip. UEFA Avrupa Ligi'nde Vodafone Park'ta Wolverhampton'a 1-0 yenilince taraftarın tepkisi de arttı. Beşiktaş Aytemiz Alanya Sporu 2-0 yenerek milli maç arasına moralli girdi. Siyah beyaz ekip 8. haftada Ankara gücüyle golsüz berabere kaldı. Bu maçtan sonra ertesi gün Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurulu yapıldı ve başkanlığı Ahmet Nur Çebi seçildi. Ahmet Nur Çebi 5009 Yeni yönetimle beraber kulüpteki olumsuz hava dağılmaya başladı. Cebenin göreve gelişinin ardından Beşiktaş Süper Lig'deki ilk maçına Galatasaray karşısında çıktı. Siyah beyazlar derbiyi 1-0 kazanarak lige yeni bir başlangıç yaptı. Galatasaray galibiyetinin moraliyle toparlanma sürecine giren Beşiktaş, daha sonra Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Kasımpaşa'yı mağlup ederek üst üste 6 kez kazandı. Siyah beyazların galibiyet serisi 15. haftada Vodafone Park'ta oynanan yeni Malatya spor maçıyla sona erdi. Beşiktaş'ın Avrupa'daki macerası ise erken bitti. Siyah beyazlar Sloan Bratislava, Wolverhampton ve Braga'nın yer aldığı K grubunu 3 puanla son sırada tamamladı. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere artık yoluna iki kulvarda devam eden Beşiktaş. Derbide Fenerbahçe'yi yenerek yeni bir galibiyet serisi için ilk adımı atmak istiyor. Evet Beşiktaş'ta da son durum böyle. Birazdan Beşiktaş'ın da son resmi maçını izleyeceğiz ama e, ilk bölümde sayın seyirciler izlemeyenlere de bir özet olsun. Konuşmalarımızda değerlendirmelerimizde Fenerbahçe açısından özellikle Ersun Yanal açısından çok kritik bir maça çıkıldığına dikkat çektik. Hani peki Erman abi hani bak, baktığınız zaman e, bu kadar kritik falan diyoruz ama hani Beşiktaş'ta Fenerbahçe arasında da iki puan fark var. Yani nasıl olsa Kadıköy'de hiç kimse kazanamıyor. Derbileri hep Fenerbahçe kazanıyor. Fenerbahçe hiç yenilmiyor. O kadar da büyük zarar vermez düşüncesi doğru olmayabilir mi? Çünkü puan farkı bayağı açılıyor Sivas kazanması. 5 maç üst üste kazandı. Beşiktaş çok enteresan. Kazanmayı hak etmediği maçları kazandı. Kazanmayı en hak ettiği maçta mağlup oldu bence. Son maç. Yani Sergen'le oynadıkları maç. Bence doğru. o gün fena değillerdi. Aynen. Eski Aynen. maçlara göre fena değillerdi. Orada Abdullah abi şunu yaptı hatayı. Kardeşim içeride oynuyorsun. Yenemiyorsun değil mi? Tut oyunu yer sıfır. Bir puanın daha olsun. E, hocam, yani bu bir maraton. Her maçını yeneceksin diye ye, bir kanun yok. Abi beş kişiden ucu edersen iki kişiyle şey yap. adam senin üstüne gelir yerer Yani onu yapmayacaksın. Bazı teknik adamlar demek ki Abdullah Avcı hala da belli bir yere gelmedi. O diyor ki işte ben diyor orayı çalıştırdım, burayı çalıştırdım. İşte benim diyor kimse benim şeyimle söyleyemez diyor tecrübeme. Teknik laf. direktörlük Te Ama işte Abdullah Avcı gitme ya Malatya'nın üzerine. O seni bekledi. Cin gibi. Gitme. Tut oyunu ya. Attın attın. Atamadın çay demlersin hikayesi var. Atamadın mı sıfır bitirirsin abi bir paralısın. Mağlup olmazdın. İsteseydin mağlup olmazdın. Teknik adam olarak. Ben o maçı Abdullah Avcı'ya yazarım. Doğru. Kaybını. El Net. Evet. evet. Hocam. Net. Doğru katılıyorum.